İçişleri Müdürlüğümüz, başta Hülya Hanım olmak üzere ve Zerrin Erkoca ile birlikte ekibin düzenlemiş olduğu Sağlık İşleri Müdürlüğümüzdeki ekipteki tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Dünyada ve ülkemizde etkinlikler yapılmaktadır. Uyuşturucu madde kullanımı sadece bireysel hayatları değil, aileleri, toplulukları, geleceğimizi tehdit eden bir sorundur. Bu nedenle bu soruna karşı mücadelede hepimize önemli görevler düşmektedir. 31 Mart seçimlerinden hemen sonra toplanan ilk grup toplantımızda Sayın Belediye Başkanımız Mimar Görkem Bey'in uyuşturucu ile ilgili yapılacak mücadelede destek olacağını söyledi. Değerli konuklar, ben bir asker kökenliyim. Askerde ilk öğrendiğimiz muhabere şartlarından bir tanesi, komutan askerin yanında durdu mu, arkasında durdu mu, zafer kesindir. Dolayısıyla belediye başkanımızın bu tutumu 2 ay içerisinde bizim Buca'da bu uyuşturucu ile ilgili yaptığımız hareketler veyahut da basına düşen kadarıyla anlatıyorum. Ne kadar faydalı olduğumuzu görebiliyorsunuz. Ülkemizde kullanılması, bulundurulması ve satışının yasak olduğu bu maddeleri biz ne diyoruz? Uyuşturucu ya da uyarıcı madde adını veriyoruz. Evet, bütün bu maddeler bağımlılık yaratır. Biz bu maddeleri sizlere tanıtmak istiyoruz. Çünkü uyuşturucu suçuyla karşılaştığınızda bizlere nasıl bilgi verebiliriz? Ya da çevremizde, yanınızda çocuğumuz, yakınımız uyuşturucu madde kullanıyorsa bunu nasıl anlayabiliriz? Bununla ilgili bilgiler aktarmak için buradayız. Öncelikle şunu belirtmem gerekir. Bir çocuğa uyuşturucu maddeyi ilk veren kişi arkadaşımız. Bakın çok net söylüyorum. Biz uyuşturucu bağımlısı olan gençlerle bir aradayız ve onlara soruyoruz bu soruyu. Bu maddeyi sana kim verdi? Görüyoruz ki ilk veren arkadaşı. Belki de bu konuda ailelere önemli bir görev düşüyor. Lütfen çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyın. Geleneksel anlamda bazı belirtilerden bahsedeceğim. Çocuklarınızın gözlerine bakın. Gözlerde kızarıklık, göz bebeğinin aşırı büyümesi, küçülmesi, mide bulantısı, kusma, terleme, titreme. Yine psikolojik anlamda belirtilerini de görüyoruz. Gel görme gerçekleşiyor. Sosyal anlamda, biraz önce söyledim. Bir çocuğa uyuşturucu maddeyi ilk veren kişi arkadaşıdır ve ona ücretsiz verir, bedava. Ama biz yetişkinler bunun nedenini gayet iyi biliyoruz, değil mi? Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez, atı sözü bile var. Sanki narkotikle bir araya geldiğimizde onlarla beraber işbirliği yaptığımız ve bize başvuran kişilerin bilgilerini polise aktardığımızla ilgili yanlış bir bilgi vardır. Bu bilginin tekrar yanlış olduğunu vurgulamak isterim. Zaten Bircan Hanım da sunumunda söyledi, burada asıl olan şey kişileri tedaviye yönlendirmektir. Ceza vardır ama ceza özellikle kullanıcılar için değildir. Bunu satanlar içindir, torbacılar içindir, pazarlayanlar içindir. Bir kişi her ne olursa olsun tedavi için bir tedavi merkezine başvurduğunda zaten tedavi olmak istediğini belirttiğinde artık kanunla işi kesilir ve bağımlılık tedavisi başlar.